Merhaba. Highline'dan hepinize iyi günler, selamlar. Burası New York'un Chelsea semtinden başlayıp orta Midtown dediğimiz yere kadar uzanan eski bir demir yolu. Bu demir yolunu bundan işte kaç yıl önce, neredeyse bir 10 yıl önce burada renove etmişler. Ve böyle oturuyorsun buradan yola bakıyorsun. Yoldan arabaları seyrediyorsun. Tabii diyebilirsin ki öküz müyüz biz, niye yola bakıyorsun? Onu demeyeceksin işte. New York'a gelince bakarsın yani. Bugün muhakkak Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuşmalıyız. Muhakkak, şart yani. Uzun uzun konuşmalıyız, çok farklı konular var çünkü. Şart yani. Şimdi bu New York'ta Work and Travel'a geldiğinizde siz de göreceksiniz. Adamlar neredeyse böyle bir gecede bir bina bitiriyorlar. Bizim Laz müteahhitleri geçmiş durumdalar. Onlar da gece konduyu böyle bu ile hızlı şey yapıyorlar ya. Burada da yani şöyle söyleyeyim, bir yıldır gelmedim buraya. İnanın 5 tane yeni bina var. Baba hangi ara yaptınız, hangi arada bitirdiniz, ne zaman çıktınız? Burası Highline eskiden demir yoluymuş. Neymiş? İşte demir yolu ve ortaya gelen, merkeze gelen etleri burada Meatpacking'e taşıyorlarmış. Böyle şehrin üst tarafında bir demir yoluyla. Meatpacking dediğimde kasaplar dünyası yani. İşte o kasaplar dünyası şimdi biraz daha değişti. Artık tamamen restoranlar, havalı binalar, havalı şeyler. Şimdi biraz ileride göstereceğim. Zaha Hadid'in yaptığı, rahmetlinin ölmeden önce yaptığı son binalardan bir tanesi bu hattın üzerinde. Sağda solda böyle deneysel mimari binalar var. Zaten yolun sonunda Hudson Yards diye bir yere çıkıyor ki Amerika'nın en büyük konut projesi. Milyon dolarlık evler aşama aşama bitiyor. Ortasında da bir tane ilginç bir heykel var. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu adamlar aptal mı kardeşim? Niye şurayı mesela her iki yılda bir yenilemiyorlar kaldırımları? Ya da diyebilirsiniz ki bak Amerikalı şirketler abi öyle bir yapıyorlar ki her iki yılda bir bizdeki İstiklal Caddesi ya da farklı yerler gibi yenilemeye gerek kalmıyor. İyi de burayı yapan bir Türk mimar, Türk mühendis, daha doğrusu Türk mühendisler. Hani bizde The Marmara Otelleri vardır. Onun sahipleri olan şirket buraya geliyorlar ve zamanında işte bu projeyi de hayata geçiriyorlar. Projenin en büyük özelliği de burayı sıfırlıyorlar, böyle bir yürüyüş yoluna çeviriyorlar ve bir yandan da şimdi göremiyorsunuz ama etraf çok güzel. Yani böyle vahşi bir, sanki vahşi doğanın ortasında yürüyorsunuz gibi. Her yer binalar, binalar, binalar. Gelirken yine metroda bizim ekibe rastladım. Bizim ekip kim diyeceksiniz? Var artık, hepiniz tanıyorsunuz ya. Var ya şapka şov, hop şapkayı attım, hop yukarı zıpladım, bilmem ne yaptım. Bir dolarımızı tostladık tabii. Burası Christmas olduğu için kimse yok, herkes gitti. Bir tek turistler var, inanır mısınız? Yani turistlerin de yerli turist de yok, hepsi yabancı turist. Bir de Donald Trump var abi. Bir tek Christmas'ta bir yere gidemeyen Donald Trump. Niye gidemedi diyeceksiniz. Ya adam hükümeti kapattı. Dedim ya geçtiğimiz yayında. Duvarda duvar, duvar istiyorum da duvar, duvar istiyorum da duvar. En sonunda baktılar duvarı vermedi. Kimse vermeyince de adam hükümeti kapattı. Şimdi hükümeti kapatıp Florida'daki Mar-a-Lago'da bir tane otele gidiyordu, golf oteline. Ona da gidemiyor. Şimdi Beyaz Saray'da tek başına filmini çekiyor. Var ya hani Christmas deyince evde tek başına filmi vardır. Bu da Beyaz Saray'da tek başına filmini. Şimdi tek başına Beyaz Saray'da tweet atmış biraz önce. İşte poor, poor me falan diye laflar ediyor. Acıların çocuğu Trump yani şu anda. Bu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen meselesi. Bunun hakkında çok söylenecek sözler biliyorsunuz. Biraz bunu konuşmalıyız, muhakkak konuşmalıyız. Şimdi Trump'ın aldığı bir karar burada çok tartışılıyor. Ne o karar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşurken aniden adam dedi ya, biz Suriye'den çekiliyoruz. Güvenlik danışmanını çağırdı telefon açıkken daha. İşte Bolton gel buraya gel, çek askerleri Suriye'den. Şimdi bu karar çok konuşuluyor. Konuşanlar kim? Müesses nizam. Geçen sefer söylemiştim. Onlardan bir tanesi de tanıdık bir isim. Kim o? David Ignatius.
Bu ismi belki pek çoğunuz yabancı olabilirsiniz. Ama eğer size dersem ki hani şu One Minute vardı ya, meşhur Davos'taki One Minute. İşte orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermeyen gazeteci David Ignatius ilginç bir röportaj yapmış. Washington Post'ta yayınlamış. Kimle yapmış bu röportajı? YPG'nin generali diyor. YPG'li general. General değil. YPG'nin üst düzey bir ismi. Diyor ki biz diyor çok işte hayal kırıklığına uğradık. Böylesine ani çekilmeyi beklemiyorduk. Şok olduk. Bir daha da kimseye güvenmeyiz ama en çok da Amerika'ya üzüldük falan. Böyle bir propaganda döndürülüyor şimdi burada. Yani şeyde Amerika Kürtleri sattı mı satmadı mı propagandası. Kürtler derken şimdi buna da alınan oluyor. Ya Kürt diyorsun, YPG var, PKK var. İşte onları desteklemeyen milyonlarca Kürt de var. Niye bize Kürtleri genelliyorsun? Haklılar. YPG ve PKK'yı sattı mı satmadı mı tartışması var. İşte bunu da Ignatius gündeme taşıyor ki Washington Post dediğim gibi normal şartlarda çok daha hani barışçıl, Suriye'den askerlerin önce çekilmesini isteyecek bir şey gibi gözüküyor, gazete gibi. Ama dedim ya, burada herkesin tersi döndü. Adam öyle bir karar verdi ki Trump, Beyaz Saray'da tek başına olan Trump, David Ignatius bile bir saat konuşmuş telefonda, diyor ki Kürtler çok, YPG'li Kürtler çok üzgünler. Bu ne ya Onur? Iron Woodlands. Biz Silikon Vadisi Woodland diyorduk. Burada Iron Woodland diye bir şey yapmışlar. Buraya tabii Highline'in ilginç yerlerinden, yanlarından bir tanesi sanat eserleri koyuyorlar buraya. Ve sanat eserleri de bir sergi gibi düşünün. Zaman zaman değişiyor böyle. Yürürken Iron Woodland diyorsun. Ne demek diyorsun yani. Ya bir geçen önünden geçmiştim, içine girdim. Acı denedim. Acıcı. Böyle bir konsept var mı Türkiye'de? Ne satıyorsun? Biz acı satıyoruz abi. İsotçuyuz. Acı satıyor adam ya. Dünyanın her yerinden acı sosları toplamışlar. Satıyor onu. $10, $12, $14. Bir yandan da tattırıyor. Ben böyle bir tanesini aldım iyi, iki tanesi iyi. Üçüncüsü alev alev böyle. Bir anda taht oyunlarındaki ejderhaya döndüm. Aldık tabii birkaç tane. Ne yapalım abi, memleketin izotunu özlüyorsun, geliyorsun burada Meksik'in bilmem ne alıyorsun yani. Hayaller Gaziantep izot, gerçekler Meksik'in bilmem ne acısı. Ondan önce de şimdi Christmas diyorum ya, başkan burada tek başına, gerçekten tek başına incin top oynuyor her yerde. Bir tane yeni açılan bir tane food court, yani yemek şeyine, AVM demeyeyim de sadece yemek satılan bir yere girdim mesela. Baktım orada bir tane DJ var. Bir tek DJ var. Çalıyor öyle boşluğa. Garsonlar dinliyor falan. Evet. Müjdat Gezen, Metin Akpınar. Öyle bir film vardı. We Need to Talk About Kevin diye, hatırlıyor musunuz? We Need to Talk About Metin Akpınar and Müjdat Gezen. Bob Marley bildiğiniz gibi bizim Jamaikalı. Niyeyse var ya, bizim Brezilya, bizim Jamaikalı. Jamaika'da da bayağı bir dönem, Jamaika gergin bir yer yani, gergin bir ülke. Ben gittim bir defa, harbiden gerildim yani böyle. 3 günlüğüne gittim. Diyeceksin ki İstanbul'dan 3 günlüğüne Jamaika'ya gidilir mi? Gittim kardeşim, ne var işte. Hayal kur, sen de git. Biraz da para biriktir. Neyse, 3 günlüğüne gittim Jamaika'ya. Orada oturdum bir tane Rock House mu? Rock Hotel vardı. Acayip havalı bir otel. Gidiyorsun bir yere abi, herkes gergin yani. Sen de bir geriliyorsun, lan ne oluyor diye. O gergin, bu gergin, herkeste bir gerginlik var. O gerginliğin nedenini aslında işte Ayşatlı Şerif, Bob Marley belgeselini izlediğinizde anlıyorsunuz. Bob Marley'in ben sürgün gittiğini bilmiyordum. Bir dönem Jamaika'dan kaçmış. Kaçmak zorunda kalmış. Vurmuşlar adamı ya. Bayağı evini basıyorlar, ateş ediyorlar. Biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Ayşatlı Şerif deyince ben sanki şeyi vurmuş gibi geliyordu yani. Bob Marley Şerif'i vurmuş gibi geliyordu. Tabii işte arkadaşlarıyla konuşmuşlar, yakınlarıyla konuşmuşlar, anlatıyorlar. Orada iki tane beyaz lider var. Biri solcu, biri şey. Amerika'nın işte bir dönem ne kadar Jamaika'nın Küba'ya dönüşmesinden, yani o dönem soğuk savaş yıllarında Rusya etkisine girmesinden korktuğunu, işte CIA'nin orada çevirdiği dolapları falan anlatıyorlar. Güzel bir belgesel.
Nerede diyeceksin? Netflix. Para alıyoruz abi. Şaka ya, para mara almıyoruz. Millet ciddiye alıyor bunları. Para mara aldığımız yok kardeşim. Geçen gün Off Broadway, yani buralarda değil de ta Bushwick'te bir tane oyuna gittim ama adını söylemem. Yani Türkiye'de göremeyeceğiniz bir oyun. Ne var diyeceksiniz? Türkiye'de olmayan ne var? Artık orasını söylemem. Diyorlar ya, ya böyle şey, bazı şeyler çok popüler oluyor. Aman diyorlar, bunu kimseye söylemeyelim. Bu bize kalsın. Böyle bir şey var. Yunan adasına gittim böyle 3-4 yıl önce. Bir arkadaşıma rastladım orada. Ya dedi, burası da bozuldu dedi. Ne oldu dedim. Herkes Türk dedi. Dedim sen nerelisin? Hıyar. Her yer Türkmüş abi. Böyle bir Türkleri beğenmeme hali var yani. Ay buralar bozuldu. Her yer Türk oldu. Ha, peki o zaman git hani. Baksana abi. Gayet güzel. Değil mi? Şahane yerler. Biraz önce Starbucks'tan geliyoruz. Starbucks sınıf atlamış. Nasıl sınıf atlamış diyeceksin. Milano'ya gittiğimde anlatmışlardı. Ben de aman boş ver ya, Milano'ya gelmişim, Starbucks'a mı gideceğim? Yemişim Starbucks demiştim. Şimdi New York'un en hot şeyi, en ilginç mekanı Starbucks'ın bu yeni açılan mekanı. Bugüne kadar Starbucks'la ilgili bildiğiniz her şeyi unutabilirsiniz. Bambaşka bir mekan olmuş. Nasıl olmuş? İçinde nasıl diyeyim? Bir anda sokakta yaşayan bir adamın büyük ikramiye tablodan büyük ikramiye sırasına girip sonra büyük ikramiyeyi kazanıp dükkan açtığını düşünün. Öyle olmuş işte. Tabii bence hala dünyanın en güzel Starbucks'ı nerede? Elbette ki Bebek'teki Starbucks yani. Üzerine bir manzara var mı? Bence yok. Ama burada da aman Allah'ım, barlar, acayip böyle garsonlar, bilmem neler diyorum ya. Hani Arap sermayesi demezsin. Bak şimdi bir aranızda bunu da ilk kez duyanlar vardı. Aa, Starbucks Amerikan değil mi? Değil işte. Araplar almış Suudiler zamanında. En büyük hissedar Suudiler mi? Birleşik Arap Emirliği mi? Emin değilim ama Arap sermayesi daha ağırlıkta diye biliyorum. Neyse, iyi bir dönüşüm hikayesi işte. Onlar da böyle bir dönüştürüyorlar. Bak burası ilginç bir yer. Şöyle bir dönelim. Onurcuğum. Burası New York'ta iki yer var. Böyle bir, yani New York'ta bir sürü yer var da. Gün batımını net bir şekilde gördüğün iki yer var. Bir tanesi burası işte. Yani öbür taraftan baktığın zaman güneş tam buradan batıyor. Oradan da böyle ikonik fotoğraflar çekiyorlar. Burayı da not edin yani. İşte böyle bir yer. Aslında tam Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'den konuşmamız gerektiği bir an, biliyor musun? Konuşmalıyız çünkü konuşmamız şart. Borsa çakıldı. Burada. Burada derken Wall Street'te, biraz aşağımızda. Buradan gözükmüyor. Yaklaşık bir kilometre aşağımız Wall Street. Ben yalan dünya diyorum Wall Street'e. Orada borsa çakıldı. Hem de ne çakılma yani. Kimsenin kaçacak yeri yok diyorlar. Trump da şimdi buradaki Merkez Bankası'nın başkanını görevden alır mıyım, almaz mıyım bunu tartışıyor. İşte bir tane ekonomiden sorumlu bir bakanı şey yaptı. Acil toplantı düzenledi. İyicene panik oldu piyasalar. Aldım sattım, aldım sattım. Herkes bir fon yöneticisi. Türkiye'de de öyle. Milletin 3 kuruş parası var. Ne iş yapıyorsun? Fon yönetiyorum. Şimdi Get Me Roger Stone diye bir belgesel daha seyrettim. Bu belgeselde Trump'ın da seçiminde rol olan cumhuriyetçi, berbat bir adamın, bir PR'cının hikayesini anlatıyor. Ama adam çok berbat bir adam yani. Şöyle tanıdığınız berbat adamları gözden geçirin bir. Kim var mesela? Diyelim Türk siyasetinden bir isim söyleyeyim size. Ya, o kadar berbat bir adam yani. Tam işte bu gibi. Onurcuğum burayı lütfen biple ki adam bize dava açmasın yani. Tamam mı? O kadar berbat bir adam yani. Siz de artık canlandırın onu. Bip koyduğumuz yere bakın yani. O kadar berbat bir adamdan bahsediyoruz. Ama adam da seçim kazandırıyor. Her yol mübah seçim kazanmak için. Trump da adam böyle çok saygıyla anıyor, bilmem ne yapıyor. Belgesel zaten onunla başlıyor. Yani bazen hani dünyada bir adalet olduğuna olan inancınızı yitiriyorsunuz böyle adamları görünce. İlahi adalet. Yok abi öyle bir şey, ilahi adalet. Yapanın yanına kar kalıyor yani. Ne olacak? 10 yıl kalıyor, 20 yıl kalıyor. Var ya sen, bizimki züğürt tesellisi. İlahi adalet. İlahi adalet gelecek. Her şey hallolacak. Ha yavrum, gelecek elbet. Bekle sen daha ilahi adaletin. Nimet ablanın bilet kuyruğunda
şey bekler gibi. Bekle yani, gir oraya. Oradan gelecek. Bu adamlar kazanıyor abi. Nerede bu adamlar kazanıyor? Her yerde bu adamlar kazanıyor gördüğünüz gibi. Bir tek burada değil. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı yere geliyoruz. Çok konuşacak konu var Müjdat Gezen'le ilgili, Metin Akpınar'la ilgili. Godoy'u beklerkeni seyrettiniz mi? Ya da izlediniz mi yani? Bir filmi de var ama ben oyununu izlemiştim herhalde. Nereden aklına geldi diyeceksin. İşte öyle. Var diye bir ara. İşte öyle, öylesine ne bileyim öyle Godoy'u beklerken. Tam böyle bir şeyler düşünüyorum. Aa, Godoy'u beklerken. Güzel metindir ama. Şimdi genç kuşak bilmez şimdi. Godoy'u beklerken. Godo ne la? Hemen Godoş mu dedin sen falan. Böyle şey tepkiler hani. Bir de bu el var ya. Bu el bak. Bu el tamamen bizim coğrafyaya mahsus bir şey. Böyle. Ne oluyor? Böyle bir el kalkar. Şurayı da gösterelim. Şöyle bir şeye çıkalım bak. Burası da geldik Sanatkarlar Sokağı'na. Burada her yer sergi salonu kardeşim. Her yer bu caddeyle öbür cadde 23-24'teyiz herhalde. Buralarda bütün galeriler var. Sanat sevicileri, piyasalar, Can Yücel gibi söyleyeyim. Silikli Kontes'te buraya geliyorsunuz. Ne kadar rezil olursanız o kadar iyi yani. Can Yücel'in deyimiyle söylersek öyle bir ortamdan bahsediyoruz yani. Bak şuraya bak, çok güzel Instagram anları bak, görüyor musun? Böyle bir kare yapmışlar. Oturuyorsun orada. Çek la, çek 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 çek, Instagram'a çek la, Instagram'a çek. Adamlar burayı herhalde Instagram icat edilmeden önce Instagram için düşünmüşler yani. Her kareden bir şey çıkartıyorsun. Her kareden bir şey çekiyorsun. Of of, geldik Zadid'in binasına. Metin Akpınar, Müjdat Gezen. Türkiye'nin iki önemli ismi, iki sanatçısı. Şimdi bu insanlar hakkında konuşmayıp kimin hakkında konuşacağız? Michelle Obama'nın kitabı demiştim. Çok güzel yazmış. Yani bu biyografilerde biraz da insanların adını almış. Şimdi bizdeki biyografi yazıcılığında şöyle bir şey vardır. Atarsın, tutarsın. Sonra birisinin adını anmak geldiği zaman da aman abi ismini söylemeyelim dersin. Zaten olay orada kopar biter yani. Oysa adını söyleyeceksin kardeşim zamanında. Hatta Michelle Obama mesela kitabının sonunda diyor ki şu adam, şu adam, şu adam bana o kadar haksızlık yaptı ki diye de affedersiniz geçirmiş yani. Bizde olsun. Ne? Aa bana yok 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 adını anma. Evet, geldik meşhur Zaha Hadid'in binasına. Şimdi biraz bu binayı anlatacağım size. Burası Zaha Hadid'in son eserlerinden bir tanesi. Yani bizim Güngören'deki apartmanlara benziyor demeyin. Çünkü buradaki daireler 20 milyon dolardan çıkıyor. Benzeyebilir, yani benzetebilirsin. Evet la bunda ne var falan diyebilirsin. Dur şöyle geleyim bir insanlar geçsin. Ne var falan diyebilirsin ama 20 milyon dolardan başlıyor buradaki daireler. Bir arkadaşım burada, bir çocuğunun arkadaşı varmış da o geliyor. Dedi ki ya Sting ev almış dedi. Sting'le komşu oluyorsun yani. Sadece 20 milyon dolar vermiyorsun yani. Zaha Hadid Irak kökenli. Ünlü bir mimardı. Hakk'ın rahmetine kavuştu bir süre önce. Londra'da yaşıyordu. Şimdi tabii bu binaya bakınca da aklıma Aliyev'in kızları geldi. Diyeceksin ki ne alaka abi, binaya bakıyorsun. Aliyev'in kızları nereden geliyor aklına? Şuradan geliyor abi. Aliyev'in iki kız kardeş 54 milyon pound'a Londra'da daire almaya kalkmışlar. Buraya kadar problem yok. Alırlar, ne olacak yani? Fakat olay şuradan çıkıyor. Offshore hesaptan geliyor para. Bunu da tabii İngiliz gazeteciler ortaya çıkartıyorlar. Vay anasına sayın seyirciler, sen şimdi 54 milyon pound nereden geldi diye soruyorlar. Evet, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar. Ve yaşadıkları. Şimdi bunu konuşmayıp neyi konuşacağız? Söyleyin. Finlandiya'da bir kasaba. Kanyan. Kanyan diye bir kasaba var Finlandiya'da. Varmış. Gitmedim de ben. Finlandiya'ya gittim. Oslo'ya gitmişliğim var. Güzel, soğuk bir şehir yani baktığın zaman. Böyle mimari olarak da fena değil.
Mesela benim en çok ilgimi çeken Oslo'da herkes manyak gibi şey dinliyordu. Country, American country music. Çok modaydı. Ne alaka? Manyak mısınız kardeşim Finlandiya'da? Lillehammer diye bir dizi var ya, onu seyredin. Finlandiya'da geçiyordu herhalde. Lillehammer Finlandiya'da mı ya? Onur, sence? Neyse bakın. Ya oralarda bir yerde geçiyor. Finlandiya. İskandinavya'da iyice hepsini katıyor. Finlandiya bilmem niye. Biz böyle diyoruz ama adamlar birbirine sinir oluyorlar mesela. Danimarkalılar Finlandiyalıları beğenmiyorlarmış. Husumet varmış aralarında. Aptal buluyor. Öbürü öbürünü beğenmiyor falan. Neyse bu kasaba dünyanın en mutlu kasabasıymış. Finlandiyalı bilim insanları bunu ortaya çıkartmışlar. Bunu da nereden çıkartmışlar? Çok matrak. Abi kadının teki, arabaya biniyor, tren istasyonuna gidecek. İşte arabayı park edecek, oradan da trene binip bilmem nereye gidecek. Gidiyor, ne olsa beğenirsiniz, park yeri yok. Kadın da yerel gazeteyi arıyor, diyor ki, ya diyor büyük skandal, ben geldim park yeri yok kasabada, bu nasıl iş? Adamlar manşete çekiyorlar, 8 sütun. Tren garında park yeri yok, park yeri bulamadı, vatandaş rahatsız. Bir adam diyor ki, ya eğer tek problem buysa demek ki bu dünyanın en mutlu kasabası olması lazım diyor. Bizi düşünsene abi. Sonra diyorlar ki, niye Türkiye'de gazetecilik yapıyorsun? Vatandaş olmasan çok eğlenceli ülke aslında baktığın zaman. Gazetecilik yapılmak için şahane ülke. Bu gördüğünüz yer, bu bina hareket ediyor. Yani açılıyor ve kapanıyor. Şu anda kapatmışlar. Yazın ben geldiğimde açmışlardı bunu. Konser alanı ya da işte büyük etkinlik alanı. Ama işte bu bina böyle arkaya doğru gidiyor. Şöyle arkaya doğru gidiyor bu böyle. Kapanıyor, açılıyor. Onun yanında da Vessel. Vessel adlı eser var. Burası görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bir Kars değil ama burası da fena bir ortam değil işte gördüğünüz gibi. Size bahsettiğim o ilginç yapı da şurası. Vessel, ünlü bir mimarın mimari heykel. Niye yürüyeceğiz? Sonra Cüneyt gülüyor. Gel yürü işte biraz. Yürüyüş yap sanki. Yürüyor musun İstanbul'da, Kayseri'de, Kars'ta? Burada en azından şöyle bir ayakların açılsın. Bir bak. Murat Meriç yazın. Google'a girin bakın. Bir bakın yani. Çok güzel bir şey yapmışım. Murat Meriç Türkiye'deki sayılı müzik tarihçilerinden bir tanesi. Şahane bir çalışmaya imza atmış. Berlin'e gitmiş, tam bir yıl geçirmiş ve Türkiye'deki müziği son 100 yılını incelemiş. Çok da güzel kategorize etmiş, şahane şarkılar seçmiş. Böyle bir podcast gibi de seyredebilirsiniz ya da açıp böyle bir görselliğine de bakabilirsiniz. Ayrıca eşinize, dostunuza da seyrettirebilirsiniz. İşte hem İngilizce hem Almanca altyazılar var. Çok güzel. Bir bak, bir tane Alman bir kuruluşun sanırım. Yaptığı bir Murat Meriç'le beraber gerçekleştirdiği, bir yılda gerçekleştirdiği bir proje. Bu anlamda çok güzel. Geldik meşhur İstanbul Boğazı'na. Çok eğleniyor gençler bunu gösterince. Espriyi anlamayınca böyle eğlen babam eğlen. Biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nda yürüyüp ya Hudson River'da yürüyoruz. Burası da Hudson River. İşte Hoboken'de şurası falan diye gösteriyordum. Şaka olsun diye. Ama tabii IQ düşük olunca onlar bir anda öne çıkıyor. Şaka ortadan kalkıyor. Bir anda bu adam delirmiş damgasını yiyorsunuz. Ahan da size gerçek Hudson River. Karşısı da Hoboken. Hoboken City, Hudson var. Böyle yukarıya doğru gidiyor burası. İşte tam bu noktada belki de Godot'u beklerken'i biraz konuşmamız gerekiyor. Godot'u beklerken duydunuz mu? Biraz size anlatıyorum. Beckett'in 2. Dünya Savaşı sonrasında yazdığı çok ilginç bir oyun. İki kişi arasında geçer. Godot diye bir kahramanı beklerler. Kafalarında böyle ikişer tane şapka vardır. Şapkalar değişir. İki perdelik bir oyundur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda bir dönem sergilenmiştir. Godot'u beklerken gelmeyen bir Godot'u anlatır yani. Godot diye bir adam var. Gelmiyor bir türlü. Bunlar da geldi. Gelince ne diyecek? Acaba iyi bir şey mi diyecek? Kötü bir şey mi diyecek? Esprili bir şey mi diyecek? Yani böyle absürt komedi denilen tarzın belki de en önemli oyunlarından bir tanesidir. Ve oyun da şöyle biter. İşte iki kahraman vardır. Vladimir ile Estragon vardır oyunda. Vladimir Estragon'a der ki,
Godo gelmeyecek herhalde, gidelim mi der. O da der ki hadi gidelim. Sonra da gitmezler. İtin Akpınar ve Müjdat Gezen'den konuşmamız gerektiği bir an, biliyor musun? Konuşmalıyız çünkü konuşmamız şart.